Sistemle derinliğin sıvı basıncına olan etkisini gözlemleyeceğiz. Sıvı basıncının iki tane değişkeni vardı. Yani sıvı basıncını etkileyen iki değişken vardı. Bunlardan birisi sıvının cinsi, bir diğeri de sıvının derinliğiydi. Sıvının derinliği arttıkça sıvıların cisimlere uygulamış olduğu basınç artar diye biliyoruz. Bunu da şimdi gözlemleyelim. Bunun için de bir kabın içerisine su doldurduk. Yeterince derin olabilecek bir kabın içerisine. Ve şu şekilde borunun uç kısımlarına balon bağladık. Şunu gözlemlemeyi bekliyoruz. Ben balonu derinlere ittirdikçe balonun üzerine uygulanan basıncın artmasını ve balonun içerisindeki havanın da basıncın etkisiyle itilerek diğer balonu şişirmesini bekliyorum. Evet, deneyelim. Tabii ki ben kesinlikle balonu sıkmayacağım. Sadece aşağıya kadar gitmesine yardım edeceğim. Ondan dolayı ittiriyorum ama sıkmıyorum kesinlikle. Şu an derinlere gidiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi derinlere gittiğimde balona uygulanan basınç arttığı için içerisindeki hava diğer balona geçti. Yine yapalım. Şu an derinliğini artırıyorum. Evet, kesinlikle balonu ben sıkmadım. Balona etkileyen basınç arttı. Basınç arttığı için de içerisindeki havayı karşısındaki balona, uçtaki balona iletmiş olduk.